Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfik-i illa billah, aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üneyb. Sadakallahul azim. Sual alayım. Üstadım, daha evvel çeşitli vesilelerle tazih buyurmuştu. Lakin benzer sorular farklı cihetten yine zaman zaman televizyonlarda gündem oldukça bize maille geliyor. Rıza Nur'un hatıratıyla alakalı şimdi şu şekilde bir sual var. Diyor ki, kendi alanından Rıza Nur'un kişilik yapısını çıkaran doktorların ifadeleri şu şekilde. Ağır bir ruhsal bozukluk, homoseksüel eğilim, narsizm, paranoid reaksiyon vesaire. Kendi anlatımlarında yazdıkları ise şöyledir. Gençliğinde tecavüze uğrar, bir harbiyeliğe aşık olur ve kadın olmak ister. Kadını erkekle eşit saymak hatadır. Kadın çocuk makinesidir. Arnavutları isyana teşvikim, iftihar sebebidir der vesaire. Bunların doğru olma ihtimali var mıdır, yoksa Mustafa Kemal ile ilgili hatıratında anlattıklarından dolayı kendisine iftiram ediliyor? Teşekkür ederim demişim. Rıza Nur'un hatıratı bence Cumhuriyet tarihinde yayınlanmış kitaplar arasında bir numaradır. Namuslu, dürüst bir adam olarak yazmıştır. Fakat yazdığı acı gerçekler karşısında cevap bulamayan adamlar, çünkü görgü şahididir. Cevap bulamayan adamlar bu yakıştırmaları yapıyorlar. En kolay şey deli, akıl hastasıdır demektir. Zaman zaman bunu bana da diyorlar. Birisi de dedi, ondan mahkemedeyiz. Bu söylenenler doğruysa, doğru kabul etsek bir an için, bunun vebali Rıza Nur kadar Mustafa Kemal'e de döner. Çünkü Mustafa Kemal onu Maarif Vekili yapmış, Sağlık Vekili yapmış, Lozan'a ikinci murahhas yapmış, İsmet Paşa'nın murahhaslığı bile münakaşa edilmiştir. Rıza Nur'un murahhaslığı münakaşa edilmemiştir. Bütün hatıratlarda bellidir.
Moskova'da iki eş şeyle, Yusuf Kemal'le murahastır. Bir akıl hastasını, bir ahlaksızı tayin eden adam bu ahlaksızlığı, bu akıl hastalığını kabul ediyor veya kendisi de aynıdır da tercih ediyor. Bundan başka türlü izah yoktu. Bunun silahın kendilerine döndüğünü fark etmiyorlar. Evet, Rıza Nur kendi kusurlarını da yazmıştır. Benim anladığım şudur. Kemal Paşa için söylediği inanılması güç gerçeklere inanılmasını sağlamak için dürüstlüğünü ispat meyanında kendi kusurlarını da yazmıştır. Gençliğinde başından böyle işler geçmiş diyor. Ben belki de uyduruyor diyorum. Yani benim kendime bile insafım yok. Ben kendim bile doğru muhakeme ediyorum. Jean-Jacques Rousseau'nun bir İtiraflar diye bir kitabı vardır. Bu hatırat bir nevi itiraflara benzer. Kendi kusurumu bile söylüyorum. Bu dürüstlüğünün karşı tarafça kabul edilmesi için söylenmiş bir şeydir. Madem öyle, bu kitabı niye toplatıyorsunuz ey Kemalistler? Niye bu kitabı yasak addediyorsunuz? Mustafa Kemal Paşa'nın nutku bir hatırat mahiyetinde değil midir? Milli mücadelede olup bitenler Mustafa Kemal'in anlatmak hakkı var da Kara Bekir'in anlatmak hakkı yok mu? Rıza Nur'un yok mu? Kara Bekir'in kitabı 1930'da matbaadan toplatıldı, surların dışında yakıldı. Kara Bekir'in bu milli mücadeleyi kendine göre yaşadığı vakaları kendi zaviyesinden anlatma hakkı yok. Kitap toplatıldı. Bununla ilgili size bir hatıramı söyleyeyim. Ben dergiyi çıkarmak üzereyken 76 senesinde bana bir telefon geldi. Yahya Kiyılı şurada Salacak'ta Cafer Tayyar Paşa'nın köşkünü satın almış. Köşk yıkılmış, oraya bir ev yapacak. Döşemelerin altından yığınla Osmanlıca evrak çıktı. Allah aşkına gel bunlar nedir bir bak dediler. Gittim. Cafer Tayyar Paşa'nın köşkünün döşemesinin altından bu çıkan bu evrak 1960 yılında basılan Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz isimli eserinin bir müsveddesi. Eser şimdi basılmış. Kazım Karabekir Mustafa Kemal yaşadığı müddetçe evinden çıkamadı. Hatıralarına bakarsanız seyyar satıcılarla kendisine suikast planlandı. Fakat kendisini seven polislerden ihbar aldı. Sakın kapıya çıkıp da elma satan, marul satan seyyar arabacıyla konuşma. Bunlar aslında polis, seni vuracaklar. Böyle ihbar aldığı için Mustafa Kemal ölene kadar köşkünün bahçesine bile çıkamadı. Kendisiyle görüşen 2-3 adam vardı. Bunlardan biri hilafet ilga edilince ikinci itiraz eden, ikinci olarak birinci Kadir Beyoğlu Zeki Bey'dir. İkinci olarak itiraz eden Halit Bey'dir. Miralay Halit Bey. Trikopisi esir alan adam. İkinci meclise milletvekili olarak girmiştir. Bu ikisiyle bir de Cafer Tayyar Paşa kendisini ziyaret ediyor. Köşkünde hapisken. Bu hapisliktir, başka bir şey değildir. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra İsmet Paşa bu ihanet hareketinin birinci adamı benim, Mustafa Kemal değildir diyor. Çünkü Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı ölü biliyordu. Bunun ispatı
Lozan'ın baş tarafına koyduğu Mustafa Kemal'in vasiyeti var orada. İsmet Paşa'nın çocuklarına maaş bağlamış, miras bırakmış. Çünkü babalarını ölü biliyor. Bunu başka bir vesileyle anlattım. Bir diz bağı nişanı meselesidir. İki Müslüman arasında ihtilaf olduğu gibi iki gavur arasında da olur. Yani iki kişi arasında şey olunca, iki kötü adam arasında ihtilaf çıkınca biri müsbet demek değildir. Bu İsmet Paşa'yı temize çıkarmaz. Ama bundan öfkeyle İsmet Paşa Mustafa Kemal'i silmek istedi. Puldan resmini kaldırdı, paradan resmini kaldırdı. Ne kadar Mustafa Kemal'in hışmına uğramış adam varsa meclise topladı. Karabekir'de meclise topladı. Çağırdı, milletvekili yaptı. Ve 44'te Karabekir meclis başkanı iken vefat etti. Size şunu söyleyebilirim ki, milli mücadeleyi gerçekleştiren kadro, belli başlı adamları içinde, hiçbiri senin benim gibi dört dörtlük Müslüman değildir. Kötü, daha az kötü, daha az kötü. Veya daha çok kötü. Yani biz Karabekir'i alkışlıyoruz. Karabekir din düşmanı değil. Ama fevkalade dindar da değil. Onda yanlışlar var. Akşamcıdır mesela. O büyük kitabında diyor ki, ben 15. kolorduya tayin edildiğim zaman Mustafa Kemal'in Şişli'deki o meşhur randevuvinde ziyaret ettim. Apandisit ameliyatı geçirmişti. Karılas'ın başında onu anlattım. Ben Şark'a gidiyorum, sen de gel. Burada müstevlilerin silahları iş görmez. Burada milli bir devlet kurarız, bilahare batıya teşmil ederiz. Osmanlı milli devlet değil. Aynı sözler Mustafa Kemal'in Gazi Paşa İzmir yollarında kitabına bakın. İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği sözlerin aynıdır. Bizim hiçbir zaman milli bir tarihimiz olmadı, milli bir devletimiz olmadı. Fazla fark yok. Fark şunda, biri başkalarının dindarlığına da razı değil. Öbürü, millet dinsiz olamaz. Olursa ahlaksızlık ayyuka çıkar. Allah korkusu her insanın vicdanında bir polistir. Dine saygılı olmak lazım. Rıza Nur da böyledir. Bunu açıkça söylüyor. Rıza Nur da dindar bir adam değildir. O kadronun hepsi bozuk kafalıdır. Kap bulaşığı gibi en iyisinde bile bir bozukluk vardır. Çok sağlam olanlar zaten daracında can vermiştir. Cafer Tayyar Paşa 3 kere hatırat yazmış. 3 defa da bu hatıratı evine hırsız girmiş, yalnız hatıratı çalmış. Garip değil mi? Bunu bana anlatan yaveri hidayet dönmez. Aklında kalanları bana yazmıştır. Nişantaşı'ndan postaya vermiştir. Elimde 40-50 sayfa mektubu var. Aklında kalanlar. Böyle bir devirdir. Şimdi Rıza Nur gibi başka yazanlar da var. Bir tanesini zikredeyim. Ben Rıza Nur'u neşrettiğim zaman sene 1968 Nihal Bey'le kavgalıydım. Ne alatsız böyle. İlk tanıştığım gün kavga ettim. Çünkü haşa Kur'an'a hücum etti. Kur'an'a hücum etti. Ben tarihçiyim dedi. Nuh tufan diye bir şey olmamıştır. Kur'an haşa palavra dedi. Ona dedim ki ben üniversiteye yeni gelmiştim. Canlı şahidim Yücel Aceloğlu'dur halen hayatta. Üçümüz beraberdik. Ona dedim ki, ben lisede İsmail Fendi Efendi'nin Hakikat Nurları isimli kitabında görmüştüm ki, çivi yazısı okunduktan sonra Nuh tufanını anlatan tabletler bulunmuş.
Ve bu tabletler British Museum'daymış. Bunu söyledim. Bana dedi ki İsmail Efendi tarihçi değil, ben tarihçiyim dedi. Sene Tevbenberi'ye ayrıldık. 68'e kadar bu dediğim 56 senesinde oldu. Nihal Bey'le bir mecliste mesela İsmail Hamid Danışmendi'nin evinde denk geldim. Hiç merhaba nasılsın üstadım, hürmetler ederim, hiçbir şey demedim. Hiç selam bir kelam yok. Vakti ki kitabı çıkardım, bana noterden bir protesto gönderdi. Ben Rıza Nur'un evladı manevisiyim, bana telif hakkı ödemen lazım dedi. Halbuki ben kitabı kendi adıma çıkarmadım. Ben kitabı Almanya'ya kaçırdığım bir işçi üzerine çıkardım. Bana karşı bir şey yapamaz. İşçi de savcıya ifade verdi. Saat 2'de ifade verdi. Saat 5'te Sirkeci'den trene bindi. Almanya'ya gitti. Belki hala da oradadır. Nitekim kitabın ön sözünde adına, benim yazdığım ön sözünde onun adı vardır. Şimdi ben devletten kaçmışım. Nihal Bey'den kaçmaktan ne çıkardın? Araya Sait Bilgiç girdi. Ben size şunu söyleyeyim ki ben eski milliyetçilerdenim. Türkeş'le ahbaplığı olan bir adamım. Türk Milliyetçiler Derneği'nin ki 4 milliyetçi dernek birleşmişti. Akçabat'ta lise talebesiyken şubesini açtım. O zaman bizim genel başkanımız Sait Bilgiç'ti. Sait Bilgiç İstanbul'a geldi, avukatlık yapıyordu, görüşüyorduk. Çünkü o zaman din, şeriat denilemiyordu. Ancak milliyetçilik denilerek din müdafaa edilebiliyordu. Eğri doğru, Halk Partisi'nin altı kazından biri güya milliyetçilik ya, biraz paraleline düşüyordun da husumet ehven tecelli ediyordu. Yavaş yavaş milliyetçi, mukaddesatçı demeye başladık. Şeriat diyemiyorduk, Allah'ın emirleri diyorduk. Şeriat kelimesi alerjikti Kemalistler için, hemen dava açarlardı. O günlerden geliyoruz. Araya Sait Bilgiç girdi. Ya dedi, bana evlatlık mukavelesini ekledi protestosuna. Rıza Nur'un çocuğu olmadığı için 39'da Türkiye'ye döndü Mustafa Kemal'in vefatı üzerine. 42'ye kadar yaşadı Rıza Nur Türkiye'de. 42'de Taksim'de bir kristal kıraathanesi vardı. Bu kıraathanede kalp krizinden öldü. 42'de. O sırada Nihal Bey de Rıza Nur ışığı. En büyük şerefim Türk yaratıldığımdır der. Irkçı. Ve ben dinim yok, ben dinsizim der. Ama din karşıtı değilim, din lazımdır der. Ben Rıza Nur'un yanlışlarını doğruları kadar değerli buluyorum. Kemalistler kusura bakmasın. Çünkü Rıza Nur dindar bir adam olsaydı mutlaka diyecekler söz şuydu. Mustafa Kemal'in dine vurduğu darbeden münfail olarak kasten uyduruyor. Mustafa Kemal'le hiçbir anlaşmazlığı yok. Ta ki Mustafa Kemal Paşa plağı değiştirerek din aleyhinde bir tavır alıncaya kadar. O da dinim yok dediği halde dinin tahribine taraftar değil. Hilafet bizim için bir kozdur İslam dünyasına karşı. Bir itibar vasıtasıydı diyor. Buna daha çok söylenecek şeyler var da netice itibariyle dindar olmadığı için kasıtlı Mustafa Kemal'i kötülüyor diyemezler. İsmet'i kötülüyor diyemezler. Kendi yanlışlarını yazması da dürüstlüğünün bir alametidir ki kendi kusurlarını bile ketmetmemiş. Bu ısmarlama bir şey.
Bu ısmarlama bir şey. Ben bu hatıratı nasıl ele geçirdim, nasıl yayınladım, hatıralarımı da anlattım. Çünkü artık mırır zamana uğradı. British Museum'da 60'a kadar açılmamak şartıyla mühürlemiş, teslim etmiş. 60'a kadar yaşarım diye düşünmüş. 4 nüsa yapmış. Bir Berlin'e, bir Londra'ya, bir Brüksel'e, bir Paris'e bırakmış. Ben bunu 68 senesinde British Museum'dan aldım. Hakkımdaki bir MIT raporu Eskişehir'de muhakeme edilirken dosyaya geldi. Rıza'nın hatıralar nasıl ele geçirdiği bilinmemektedir diye. Ya British Museum'da serbest olan bir kitabın fotokopi veya mikrofilm bedelini gönderdin mi, bütün British Museum'un fotokopisini alabilirsin. Bunun üzerine yasak kalkmış. Müellifin koyduğu yasak 60'ta kalkmış. Aleyhine bunu gören birisi Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı yazdı, numaralarını da verdi. Ben bu numaralar üzerine yazdım, gümrüğe geldi. 300 lira da gümrük parası ödedim. Şimdi burada bir hatıramı söyleyeyim. Şimdi emekli olmuş bir üniversite profesörünün teziyle ilgili göstererek mektup yazdık bir itişimiz ama. Arkadaş biraz nekes. Gümrüğe gittik, dedi ki bunun gümrüğü vardır dedi. Olur mu, ben bunu tezimde kullanacağım dedi. Bunlar belki yazmadığım şeyler diye söyleyeyim. Malumat kabilinden kalsın aklınıza. Dedi ki arkadaş, Sirkeci'de dedi, incelerler, öğretici vasıftadır derlerse, o zaman gümrüksüz alabilirsin dedi. Bir yazı yazdı, ben adamın ayağına basıyorum. Kaç para istiyor? 300 lira veririm ya, ama yanında konuşamıyorum. Geri gidecek, kazaya uğrayacak. Fakat bizim arkadaş biraz hassas, paraya kıyıyor. Verdiler bir memura, bizi Sirkeci'ye gönderdiler. Ben bundan bir terslik çıkacağını anladığım için. Bekçiye dedim, biz burada dışarıda oturalım. O hoca ismi lazım değil. Gene emekli ama gene korkar bu işe müdahale oldu diye. Korku Müslümanların yaşarken giydiği bir kefen maalesef. Adını vermeyeyim. O içeriye girdi. Açtılar. Tesadüfen bu söylediği cinsi sapıklıklarla ilgili meseleler çıktı. Memur demiş ki, bu mahiyetinden dolayı yurda giremez. Yazmış yazıyı, vermiş. Çıktı. Bekçinin haberi yok ne dediklerini. Ne oldu dedim. Geri gidecek dedi. Sen mektubu ver bana dedi. Yürüme, Karaköy'e geliyoruz. Karaköy gümrüğüne. Bu mektubu hiç açmadan ve okumadan, bekçiye çaktırmadan Karaköy iskelesinden denize attım. Gümrüğe geldik, dedik ki arkadaş bizim işimiz var, buna şimdi bakamayız dediler. Onun için sen al şu gümrük paranı da ver bunu bize. Direkten döndük. Ve bunu neşrettim. Uydurma bir yayın evi kurdum. O zaman Beyaz Saray'daydım. Beyaz Saray'da bir boş dükkan vardı. Oraya adres gösterdim. Efendim bir işçinin üzerine gösterdim. İşçiyi kaçırdım Almanya'ya vesaire. Nihal Bey'in protestosu üzerine Sait Bilgiç Bey'in hatırını kıramadım. Peki bir şey vereyim, ne vereyim? 100 tane kitap verdim. Sonra peki dedim. Ya bu 100 tane kitabı ne yapsın, parasını ver dedi. O zaman 100 takım kitap 100 liraya satılıyordu. Nihal Bey'e 10 bin lira para ödedi. Nihal Bey'le ahbap olduk. Bunu anlatmamın sebebi, artık bir daha dinle ilgili bir şey konuşmuyor. Gerçekten engin bir tarih bilgisi vardı. Sadece tarih konuşuyoruz. Şimdi garip bir şey söyleyeyim size.
Bana Nihal Bey iki tane enteresan söz söyledi Rıza Nur hakkında. Onları anlatmak için bu girizgahı yaptım. Birisi dedi ki bizim manevi peder ahir ömründe sizden oldu dedi. O ne demek dedim bizden olmak? Cami cami dolaşıyordu dedi. Bildiğin en sofu kadar sofu oldu dedi. Dedim ki bu küfre karşı mücadelesinden Allah ona tekrar iman nasip etmiş. Gençliğinde dindar olduğunu söylüyor. Dindar olduğunu söylüyor. Buğzu fillah, hubbu fillah. İkincisi, Berlin dedi bombalanırken eyvah bizim hatırat dedi. Dedim ki efendim hatırat mı yazdınız? Yok 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 öyle bir şey yok. Manevi evlat yaptığı adama bile hatırat yazdığını söylemedi. Hatıratı mühürlü, 60'a kadar sınmak şartıyla verdiği halde siz o devirdeki insanların Kemalist tetişten, devlet tetişinden duyduğu husuneti, korkuyu hesap edin. Manevi evladına bile ben hatırat yazdım demedi. Bir misal daha vereyim bu gerçeklerin Sade Rıza Nur'da olmadığını. Nihal Bey görüştüğü üst kademe insanlara benden kitap göndertirdi. Bu kitap gönderdiklerinden birisi de Refet Paşa'nın hanımıydı. Refet Paşa'nın hanımı bu kitabı okuduktan sonra ben evden çıkmıyorum. Bu beyefendi teşrif ederse ben onu tebrik etmek istiyorum dedi. Ben kalktım gittim Elma Dağı'na. Bir apartmanın alt katında oturuyordu. Kadın dedi ki seni tebrik ederim dedi. Benim kocam da buna benzer bir hatırat yazdı. Kocam da yazdı. Ona en çok iyilik eden benim kocamdı dedi Refet Paşa için. Onu idam edecekti. Beyrut'a kaçtı da canını kurtardı dedi. Ve benzer hadiseler mesmuat olarak, duyum olarak Rıza Nur'a benzer hadiseler anlattı kocasından dinlemiş o. O hatırat nerede dedi. Kiler gibi bir oda açtı. Birkaç çuval evrak. Sana garip bir şey söyleyeyim dedi. Deniz gezmiş, el romu kaçırdığı zaman biz cüzaya, bizim zilimize bastı, kapıyı açtık, el romla içeri girdi. El romu bu paşanın evrakı üzerinde yatırdı dedi. Ben de şu paşanın koltuğunda ağzımı bağladı, sabitleşirdi. Siz gençsiniz, hatırlamazsınız. İsrail büyükelçisini kaçırmıştı bu deniz geçmişler. Sonra aldı gittiler dedi. Paşanın evrakı üzerinde el rom yattı dedi. Dedim ki Allah aşkına ben bunu neşrettim bak görüyorsun. Bunu da ben neşredeyim dedi. Dedi ki benim bir mühendis kardeşim var. Ona sorayım benim işlerime o bakıyor. Bir danışayım dedi. Danıştı dedi ki bunun şimdi zamanı değil. Başımıza bela gelir. Bu 68'de başımıza bela gelir. E doğru. Çünkü Karabekir'in kitabını 60'ta bastığı halde, orduya ithaf ettiği halde toplattılar. Davası 4 sene sürdü. Sebebi de Tahsin Demiray milletvekili oldu Adalet Partisi'nden de uzadı. Dava uzadı. Sonunda da devir değişti. Beraat etti, kurtardı. Mustafa Kemal Kanun'dan o kitaba da 60'a bile dava açıldı. Şimdi bu döşemenin altındaki evrak baktım ki yayınlanan kitabın aynısı. Damadına verdim. Şimdi paşanın köşkünü müze yaptılar, orada teşhir ediliyor. Siz de o devrin dehşetine bakın. Rıza Nur Türkiye'ye döndüğü zaman manevi evladına bile böyle bir hatırat yazdığından bahsetmiyor. Sade bu hadise bile Rıza Nur'un söylediklerinin doğruluğunu gösterir. Hala korkulmuyor mu? Hala korkulmuyor mu? Ben her gün birinden duyuyorum ya bu kadar ileriye gitme. Sana suikast yaparlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Hala.
O zaman dehşetini düşün. Ben şimdi Halk Partisi aleyhine hazırladığım kitaba birkaç tane koydum. Dar ağaçları, bulvar. Gözün görebildiği kadar dar ağacı. Size bir şey söyleyeyim mi? Mustafa Kemal'in astırdığı adamların sayısını hiç kimse ortaya koyamaz. Çünkü 8 tane seyyar İstiklal Mahkemesi var. İstiklal Mahkemesi'nin ikinci devresi. Ne zabıtları var? Ortada zabıt diye bir şey yok. Arkasına 10 kişi takabilen birini buldular mı? Astılar 15 günde bir Mustafa Kemal'e liste gönderdiler. Temizi de yoktur İstiklal Mahkemesi kararlarının. Kararı kendileri verdi. Çoğu da hakim değildir. Kendileri tatbik etti. Erzincan'da bir hocaya şapka kanunundan idam verdiler. Hoca karar infaz edilmeden öldü. Mezarını açtılar. Cesedini dar ağacına çektiler. Erzurum'da Şalcı Bacı'yı kadın olduğu halde şapka aleyhine mümahişe katıldı diye dar ağacına çektiler. Bunu anlatmakla bitmez. Yani Rıza Nur yalan söylüyor, yanlış söylüyor. Ya bir Dersim hareketiyle alakalı olarak ortaya çıkan vesayike bakın. Bir Menemen'le alakalı olarak ortaya çıkan vesayike bakın. Şu iki hadise o devrin tetişini, şartlarını gösterir. Gelelim ahlaksızlıklara. Onu da bir doğru söylediğine dair bir mukayese yapacağım. Bakın, Fahrettin Altaylı, kitabının başında ben milli mücadelenin bidayetinden itibaren Mustafa Kemal'e iman ettim, hala o iman üzereyim der. Bu adam 50'li yıllarda dinde reform için bir kitap yazdı, biz talebe olarak Emirgan'daki evinin önünde mümahiş yaptık, polis çağırdı bizi dağıttı. Camilere sıra koymak istedi. 5 vakit namazı 3'e indirmek istedi. Ayetlerin Türkçe okunmasını istedi. Ben tahripte yazdım bunları. Bu adamın, bu Mustafa Kemal'i ayyuka çıkaran adamın hatıratında bir Menemen vakasıyla ilgili Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Hüsnü Paşa yaptıkları müşterek bir müzakere var. Mustafa Kemal diyor ki, ya Menemen'i haritadan silin. Bunu diyen bir adam ne yapmaz? Haritadan silin, bunu Mustafa Kemal'e iman ettim diyen adam naklediyor. Ben diyor o gün kumandan olarak emirler ben icra edeceğim için not aldım diyor. Bu bir misal. Zaferden sonra beni 13 gün Çankaya'da misafir etti. O gün gördüklerimi not ediyorum, ettim diyor. Bugün tarihe emanet ediyorum diyor. Allah lillah aşkına. Bu hatırat ortalıkta geziyor, yeniden de satıldı. Bu Fahrettin Altay'ın, ben Atatürk'e iman ettim diyen Fahrettin Altay'a da akıl hastası mı diyeceksiniz? Ahlaksız mı diyeceksiniz? Mustafa Kemal'le arası açıktı da kasten mi uyduruyor diyorsun? Rıza Nur'un hikayelerinden farkı yoktur. Hiç farkı yoktur. O gün Çankaya'da 13 gün gördüklerine ait notları 10 yıl savaş ve sonrası isimli hatırattan anlayın. Rauf Bey'in hatıratına ait de bu gerçeklerin doğru olduğuna dair bir teyit getiririm de bu kadar size yeter. Rıza Nur yalnız değildir. Başkaları da çıkacak ortaya. Çünkü o devri gören insanların hepsi ahlaksız, putperest değil, din karşıtı değil. Bunlardan rahatsız olanlar var. Ben o devri yaşayan adamlardan, birçok adamlardan şifayı birçok şey dinledim. Ama inanın ki o devre ait, ben bunları yazsam falan dedi filan dedi, mesmuat. Rıza Nur'un farkı şu, Rıza Nur görgü şahidi. Kendi yazıyor, kendi söylüyor. Benim duyduğum, dinlediğim adamlar, bunu kendileri imzalarıyla, isimleriyle yazsaydı ben gördüm, ben şahit oldum diye o benim naklim gibi olmazdı. Bana diyebilirler ki sen anti-Kemalistsin. Elhamdülillah öyleyim.
Sen uyduruyorsun. Ama o adamlar kimi memur olarak, kimi bakan olarak, kimi bilmem ne olarak vicdani rahatsızlık duydukları vakaları ben çok insandan dinledim. Yani Rıza Nur katiyen yalan söylemiyor. Benim kanaatim her şey olduğu gibi doğrudur. Ama Türkiye'de hakikatte suç sayılıyor. Mesele burada. Ben Kemalistlere diyorum ki sizin adamınız iddia ettiğiniz kadar büyükse niye kanunla koruyorsunuz? Bu millet nankör mü? Senin dediğin kadar büyük bir adama, iyilik etmiş bir adama karşı çıktın. Onu kanunla koru, milletine karşı koruyorsun. Başkasına karşı değil. Bu milleti nankör addetmektir eğer Mustafa Kemal o kadar büyükse. O kadar ehemmiyetli iş yapmışsa, gerçekten kurtardıysa. Milletin nankör olması lazım ki aleyhine konuşmasın diye kanun çıkarıyorsun. Bu millete hakarettir. Dünyada eşi emsali yoktur. Bir şahsın kanunla korunması sade bizim put işin varittir. Başka dünyada eşi emsali yok. Kemalistler övünebilirler dünyada tekiz diye. Yasaklarla bu yalanları devam ettiremezler. Mızrak çuvala sığmıyor. Bak ben dün akşam bir şey söyledim. Mustafa Kemal Yunan'ı İzmir'de mi yendi? Sakarya'da yendi. Sakarya'da. Haritaya bakın. İzmir'den Sakarya'ya kadar mesafeye vatanın yarısını Yunan'a terk ettiler. Bursa'yı bir kurşun atmadan teslim ettiler. Ve maymun hikayesini unutmayın. Harp bir şanstır. Şanstır. Şansı yaver gitti. Neden? Millet o zulümlere müstahak oldu. O zulmü yapacak adamın kader önünü açtı. Müslüman hadisata zahir sebepler muvaciyesinde baktığı gibi murad-ı ilahi zaviyesinden de bakabilen adamdır. Bu zaviyeden bakarsanız millet buna müstahak olmuş. Bu yasakların sonu yaklaştı. Onlar bunu görüyorlar. Bilseydim size getirirdim. Yalçın Küçük'ün bir şeyi var. Kemalizm öldü. Cenazesini kaldıran yok diyor. Tempo dergisinde bir makale bulabilirsiniz. Bunu yeri gelip komünist olduğunu, yeri gelip Kemalist olduğunu söyleyen bir adam söylüyor. Aynı şey Mehmet Altan'da bir makalesi var. Kemalizm öldü, cenazesini kaldıran yok. Benim arşivimde var bunlar. Şimdi bunlar kendi inandıkları batılın yıkılmakta olduğunu görmekten ve bu yıkılış karşısında çaresizlikten asabiyet tezahürleri gösteriyorlar. Korkunun ecele faydası yok. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ Bu ayet tecelli edecek. Biz bu batılın yıkıldığı gün bu ayeti gür sesle Topkapı Sarayı'na peygamberin sancağını çıkarmak üzere yürüyerek nakarat halinde söyleyeceğiz. Siz söyleyeceksiniz. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا Batılın mukadder değildir ki beka şansı ola. Batıl yıkılmaya mahkumdur. Burada bitirelim. Başka bir sual sor. Üstadım Ayasofya ile ilgili bir sual. Diyor ki bu Ayasofya'nın müze olması ya da müze olmaktan çıkarılması meselesi dünya efkar umumiyesini neden bu kadar alakadar ediyor? Evvela niye müze oldu? Yunanlılar
mübadeleden, yani Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin mübadelesinden rahatsız oldular. Bunu Lozan'da teklif eden Romanya delegesi Nansen'dir. Nansen. Biz de yerli Rumlar ihanet ettiği için milli mücadelede, başta Patrikhan olmak üzere, Avrupalılar bunları cezalandırırız korkusuyla, diğer delegeler de destekledi, bizimkiler de kerhen razı oldu. Hamdullah Supi'nin hatıralarını okursanız, Mustafa Kemal diyor ki, Hamdullah Supi'nin aklına göre, bu Rumların mübadele etmeseydik inkılaplarımız daha kolay yerleşirdi. Çünkü gavura hoş gelecek. Hicri tarihi kaldır, miladi tarihi al. Resmi tatil gününü kilise ibadet için pazar olmuş, onu kaldır. Cuma'yı kaldır, onu al. Yazıyı değiştir, gavurun yazısını al. Hilafeti yık, bunlar gavurun alkışlayacağı şeyler. Karıları aç. Bunların hepsini tasvip edeceğiz. Daha kolay yerleşirdi. Ne yapsak? Yunanistan'da Türkiye'den giden kalbur üstü Rumları tekrar Türkiye'ye sokabilmek için bunu istiyordu. Bir tehdit yaptılar. Rivayete göre, burasını tam bilmiyoruz. Kemal Paşa'nın babası bilinen Ali Rıza'nın nesebi red davası açmış Selanik Şeria Mahkemesi'nde. Ben bunu Almanya'da söyledim de, cahil Cemalettin Kaplan uydurdu bir şey, mahkeme ilamı. Sulh Mahkemesi'nden, o gün bu karar Sulh Mahkemesi'nden çıkmaz. O vesika uydurmadır, internette geldi. Bunun üzerine Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir yakınlaşma oldu. Bu yakınlaşmanın bir perde önünde kabul edilen maddeleri var, bir perde arkası vaatleri var. Bu anlaşma 1931 tarihli İkamet, Ticaret ve Seyri Sefain Anlaşması'dır. Bunun metni benim Yunan Mezalim isimli kitabımın sonunda vardır. Buna göre herhangi bir Yunan Türk vatandaşı olmaksızın Türkiye'ye gelip aynen Türk vatandaşı gibi mülk almak, ticaret yapmak hakkına haizdir. Okuyabilirsin bu maddeyi, ben derc ettim. Vergisini Yunanistan'da verir. Mukabeleten bir Türk vatandaşı da Yunanistan'a gidip Yunan vatandaşı olmaksızın ticaret yapar, mülk alır, vergisini Türkiye'de öder. Güya mütekabiliyet esas. 1965 senesinde Kıbrıs hadiselerinin ayyuka çıkması üzerine bizim MİT teşkilatı tespit etti ki bu Türkiye'de 40 bin Rum var böyle. O Beyoğlu'nda heyula sahipsiz binalar var ya, bunlarındır. Bunlar mülk almışlar, ticaret yapıyorlar. Türkiye'de vergi ödemiyorlar. Onun yerine Kıbrıs Rumlarına yardım ediyorlar. Türkiye 65 senesinde tek taraflı olarak bu maddeyi feshetti ve 40 bin Rum'u buradan gönderdi. Ama baktılar ki Yunanistan'da bir Türk bile yok. Türkler kendi memleketlerinde daha ticarete atılmamışlar. Beyoğlu'nda mağazalar yarı yarıya Rum'du. Mübadillerden bir ikisi malını tasfiye için gitmiş, bu kadar. Bu anlaşmanın arka planında şu var. Yunanlar bu tehditle Ayasofya'nın kilise olmasını tekrar istediler. Bu pazarlıkta ikisinin ortası bulundu, müze. Müze olmaz, camilikten çıkarmaz. İkincisi, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Gümülcine'de Türkiye
Osmanlıca Türklere bir gazete çıkarıyordu Yarın. Bu gazete Türkiye'ye giriyordu. Rıza'nın yazdıklarından farkı yoktur. Bende koleksiyonu var. Yani o günkü gazetelerden vesaireden Rıza Nur yalnız değildir Cumhuriyet tarihinde. Başka kıyıda bucakta böyle şeyler var. Şam'da basılmış, Beyrut'ta basılmış böyle hatıratlar var. Vakti gelince göreceksiniz siz bunları. Evet, bundan rahatsızdı. Yunan hükümeti onu oradan çıkarsın. Bunun üzerine Yunan memurları geldiler. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'ye, efendim siz bizim için muhteremsiniz ama siyasetimiz icabı sizin Türk olmayan bir Yunan şehrinde oturmanız gerekiyor. Çünkü orada faaliyet bulunmaz. Mora'ya götürdüler Şeyhülislam'ı. Papazlar karşıladı Mustafa Sabri Efendi. Ama orada rahatsız oldu. Hiçbir Türk olmayınca ne olacak? Geçen size söyledim. Almanya'da işçinin biri bana dedi. Biz burada olmasaydık sen ne yapacaktın dedi. Hakikaten öyledir. Mustafa Sabri Efendi oradan Mısır'a gitti. Bunlar perde arkasındaki şartlardır. Onlardan biri de Ayasofya'nın kilise olması talebinde müze olmasında karar kılınmıştır. Niye onlar bu kadar alakadar ediyor? Çünkü Ayasofya sıradan bir mabet değildi. Onu yaptıran Konstantin, Süleyman Aleyhisselam'ı kastederek Süleyman seni geçtim demiştir. Mabedi Süleyman'dan muhteşemdir. Yeryüzünün en ihtişamlı kilisesidir. Kaldı ki bizim için Kudüs neyse, Ortodoks mezhebi içinde İstanbul ve Ayasofya budur. Bakın Türkiye'de 10 bin Rum kalmadı. Ama Rum patrikhanesi burada. Rusya oraya bağlı, Kudüs oraya bağlı. Nerede Ortodoks varsa oraya bağlı. Yunanistan kamilen Ortodoks. Gitsene oraya. Gitmez. Çünkü bura merkez, bura kutsi. Bu mezhep burada kuruldu. Burası onun kutsal mekanıdır. Bizim için de fethin sembolüdür. Milletçe bir vebal taşıyoruz. Fatih bunu vakfiyeyi bozana lanet okuyor. Allah'ın, meleklerin, insanların laneti ebediyen üzerinde olsun diyor. Vakfiyede bu beddua var. Biz bu bedduanın altındayız bugün. Ama seçmelik de olsa Osmanlıca'nın geri gelmesi benim nezdimde Ayasofya'nın tekrar camiye tahvili kadar değil, ondan fazla ehemmiyetlidir. Bunun ehemmiyeti fiilidir, Ayasofya'nın ehemmiyeti psikolojiktir. Hem fetih ruhuna avdeti ifade eder, hem de bir vebalden kurtulmayı ifade eder. Ama Müslümanca düşünmeyi, Müslümanca Türkçeyi telaffuz etmeyi Osmanlıca bilmekle öğrenirsin. Adama soruyorum, adın ne? Adem diyor. Oğlum Adem yokluk demek. Senin adın Adem. Ama şeyh geçinen birisi Adem'i ayınla yazdı. Ne dersin? Ayınla yazınca Adem olur, yokluk olur. Elifle yazınca Adem olur, insan olur. Osmanlıca'da yazı bir lisan kültürüyle doğru yazılır. Lisan kültürüyle. Kelimenin menşeindeki imlası bozulmamıştır. Kitapta bir denuaz yazar. Osmanlı onu maydanoz okur. Destgah yazar. Tezgah okur. Osmanlıca imlaya göre Mustafi yazar. Mustafa okur. Hatti yazar. Hatta okunur. Herifin rolünü ye ile ifade eden kelimeler var. Velhasıl bu lisanı bir ilmi seviye ile bilmeyi ifade eder o yazı. Bu Latinize de böyle değildir. Muvaffakiyet diyor siyaset adamı.
Hakkari'ye Hakkari diyor. Spiker irtikaba irtikap diyor. Yahut cinayet işlenmiş, katil kaçmış. Eşkali yakalandı diyor. Eşkal, şekiller, boyu, posu, endamı. Türkçe diye bir şey kalmadı. İnsan kelimelerle düşünür. Onun için bu Osmanlıcanın bu kadar olsun geri gelmesi var ya, bence Ayasofya'nın açılmasından daha mühim. Ona da sıra gelecek. Külle emrin merhunun bir zamanihi. Her oluş bir zamana rehn olunmuştur. Aynen maddi mevsimler gibi maneviyatında mevsimi vardır. Biz İslam'ın galebe mevsiminin arifesindeyiz. Bu bir ara mevsimdir. Gidiş İslam'ın galebesine doğrudur. Siz bunu göreceksiniz. Başka bir sual sor. Üstadım, Sultan Abdülaziz Han'ın oğlu Yusuf İzzettin'in bir seyahate çıkacağı gün intihar ettiğini okudum. Bu konu hakkında malumat verir misiniz diyor. Bu iftiradır, iddiaçıların iftirasıdır. Yusuf İzzettin Efendi Çanakkale cephesine teftişe gitmiştir. Harbiye Nazırı sıfatıyla da Enver Paşa yanında. Oradaki katliamı, şühede adedini görünce Enver'in yüzüne eldiven de vurdu. Mahvettiniz evler, vatan çocuklarını dedi. Onu öldüren Enver'dir. Şimdi size bir şey söyleyeyim bak. Kıbrıs harekatı. Mustafa Kemal'e şan şeref sağlayan Yunan harbinden daha büyüktür. Neden? Çünkü sen açıktan denizden geliyorsun. Adam siperde. Düşman yok ortada. Adam siperde. Sen aylaktasın denizde. Adam siperden sana ateş ediyor. Zor bir muharebedir askeri bakımda. Bunun aksi Çanakkale'de düşman için mevzu başladı. Daracık bir sudan geçecek, bizim asker siperde. Daracık bir sudan geçecek düşmana karşı. Sen siperdeki askerinden 253 bin şehit veriyorsun. Alçaklar. 150 bin de şurada numune hastanesinde yaralı vefat etti. 400 bin. Senin Yunan'a karşı çıkardığın asker büyük taarruzda 190 bin. Çanakkale şehitlerinin yarısı kadar yok. Çanakkale şanlı bir muharebedir. Subaylar için değil, neferler için. Subaylar için ihanettir. Ahmaklıktır. Düşman çekilmiş gitmiş de bizim subayların haberi yok. Bir Mehmetçik ayağa kalktı işerken baktı ki tüfeklerin başında adam yok. Siperlere boş tüfeğe koydular, kaçtılar. Yüz binlerce adam çekilip gidiyor da bizimkiler günler sonra, bunu İngiliz kaynakları çok iyi söylüyor. Yusuf İzzettin Enver'in suratına eldivenle vurdu. Yusuf İzzettin Sultan Reşat zamanının veliahtiydi. Vahidettin ikinci veliahtı. Yusuf İzzettin öldürülmeseydi Sultan Vahidettin tahta geçemezdi. Bunun şimdi Zincirlikuyu'da bir sanat mektebi olan bir bina var. O mektep av köşküydü. Levent dediğiniz yerler de İstanbulluların av yeriydi. İleride bir askeri garnizon vardı Sarıyer'e doğru inerken bayırda. O da bir av köşküdür. Yusuf İzzettin Efendi bu av köşkünde bir akşam orada kaldı, sabahleyin cenazesi çıktı. Şimdi bunun bir teyidini size yapayım. Bundan 40 sene evvel bir hac zamanı
Mine'de bu bahis açıldı. Ben bu Enver'in cinayetidir dedim. Ve kendime göre delillerimi söyledim. Emin Saraç Hoca'yla birlikte hacca gelmiş bir tokatlı emekli hakim. O zaman emekli. Bak 40 sene evvel. O zaman emekli. Dedi ki Kadir Bey, Allah aşkına sen bu işi nereden biliyorsun? Ben bunun canlı şahidiyim dedi. Hayırdır dedim. Ben yedek subaydım dedi. O senin söylediğin av köşkünde ben nöbetçiydim dedi. Enver Paşa'nın emri geldi. Kimse içeriye girmeyecek, içeriden de kimse çıkmayacak. Sabahleyin Yusuf İzzettin'in cenazesi çıktı. Daha evvel içeriye suikastçıları yerleştirmişler. Ve maalesef karısı da metaldardır. Bunun ispatını da size söyleyeyim mi? Hanedanın malları gasp edildiği halde onun karısı Leyla Hanım'ın malları istisna edilmiş kanuna rağmen. Hekimbaşı çiftliği 18 bin dönüm Yusuf İzzettin Efendi'nin. Ben avukatlığını yaptım. Yusuf İzzettin Efendi'nin kızının Mihri Şah'ın avukatlığını yaptım. Anası Leyla Hanım bu işte metaldardır. Bilerek söylüyorum. Bu Enver Paşa'nın cinayetidir. O cephede yüzüne eldivenle vurmuş olmasından dolayı. Yazık olmuştu. Dirayetli bir adamdı. El mukadder la yugayyar. Ben bunun canlı şahidinden de böyle Mine'de bu hikayeyi dinledim. Evet, aynen öyle oldu. Meğer dedi daha evvel içeriye katiller yerleştirmiş. İntihar etti dediler. İntihar falan değildir. Evet, başka bir sual sor. Eyvallah. Üstadım, Said Halim Paşa Türkiye'de İslamcılığın fikir babalarından. O dönem fikri bir mücadele vermiş ve bugüne bile yazdıklarından istifade ediyoruz. Kendisi bu kadar hizmetine rağmen İttihat ve Terakki'de başkanlık dahi yapmış ve Abdülhamit Han alehtarlığında bulunarak dönemi istibdat olarak nitelendirmiş. Said Halim Paşa hakkında ne söylersiniz? Ben onu İslamcı kabul etmem. Tunus Hayrettin Paşa'nın oğlu Salih Paşa. Onun iftirası yüzünden Mahmut Şevket Paşa'nın, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın katli dolayısıyla asılan 18 kişiden biri olmuştur. Sebebi onun karısıyla Tunuslu'nun arasında bir dedikodudur. Karısını kumanda edemeyen bir adam iftira ile paşayı öldürtmüştür. Bu vaka dolayısıyla şeyin hatıratında bile var. Tarık Mümtaz Göztepe'nin. Karısı onun hanedan mensubudur. Sultan Reşad'ın ayağına kapandı. Benim kocam masumdur. Bu işle alakası yok. Asmayın. Sen ne diyorsun kızım? Enver isterse beni de asar dedi. Siz Abdülhamit'ten sonraki padişahların padişahlık yapamadığını görün burada. Said Halim, biz Birinci Cihan Harbi'ne Yahudi, Alman generali Şuson'un emri vakisiyle girdiğimiz zaman sadrazam olan bir adamdır. Sen elin gavurunun gemisinin başına Türk bayrağını sokuyorsun, takıyorsun. Başındaki şapkayı denize attırıp fes koyuyorsun. Bu Türk gemisine Karadeniz'e çık diyorsun. Bu emri vaki. Bir Yahudi'nin emri vakisiyle harbi umumiye girdik. Sadrazam bağırıyor. Bu bir ihanet. Ulan elin Yahudisi sana rahmetle okuyacaktı. Elbet ihanet. Bunun mesuliyeti ona yeter. 4 milyon vatan evladı öldü. 7 cephede harbi umumide. O kabinenin reisidir bu adam. Senin İslamcılığın kafana parçalansın. Böyle İslamcılık olmaz. Onun İslamcılık iddiasını siz Ertuğrul'a bırakın.
Ertuğrul öyle iddia ediyor. Ben onu İslamcı kabul etmiyorum. Ne yapmış İslamcı da? Yani bir broşür yazmakla adam İslamcı oluyorsa, başka bir profesör ünvanlardan da Seyit Bey İslamcı yazılar göstermiş. Hilafeti yıkan adamı. Bunlar propaganda, başka bir şey değil. Said Bey mesuldür, Paşa mesuldür, Said Paşa mesuldür. Harbi umumiye girmekten mesuldür, hesapsız, kitapsız ve iddiaçıların elinde oyuncaktır. O Abdülhamit düşmanı olmasa, o iddiaçı kafasında olmasa, o parti onu sadrazam yapmaz. Allah aşkına şimdi AK Parti'ye bir solcu girse, onu başbakan yapar mı Tayyip Bey? Akıl alır mı bunu? Ya Türkiye'de böyle çok garip şeyler oluyor. Doğu Perinçek'in yanına vaktiyle Türkeş'in koruması olan Yaşar Okuyan gitti. Evet. AK Parti'nin maliye vekili Abdülhatip gitti. Türkiye bir acayip dönüyor değirmen taşı gibi. Kimin şu görünen yüzü gerçek yüzüdür bilemiyorsun. Ama Said Halim benim gözümde bir değeri olan bir adam değildi. Onun için onun İslamcılığından ayır gelmez. Aa, İslamcılığa benzer bir makale yazmış. Kim bilir ne sebeple yazmış. Ahirette bu yaptığının vebalinden kurtulamaz. İddiaçıların içinde belki tabanda iyi niyetli, hüsnü niyetli insanlar vardır. Zirvesi kamilen haindir. Zirve kamilen Yamason'dur, Yamasonların kucağına oturmuştur ya Yahudidir. Akıl hocası Ziya Gökalp, Emanuel Karasu, Metr Salem Yahudiler. 10 sene idare edemediler bu vatanı. 1909'da devraldılar, 19'da ne kaldı? Hiçbir şey. 10 senede batırdılar. Benim talebeliğim de Hakkı Tarık değil. Anayasa profesörüydü. Tarık Zafer Tunay'a. Kızlaşında bir konferans veriyordu. Met ediyor İttihat Terakki'yi. Ben el kaldırdım. Dedim ki yani 10 senede 13 milyon kilometre kare bir vatanı sıfıra müncer olacak şekilde batıran bir heyeti siyasiyenin lehinde nasıl hüküm veriyorsunuz? Bana ne cevap verdi biliyor musun? Yüzünü görmesem 80 yaşında bir adam konuşuyor sanırım. Başka cevabı yok. 80 yaşında, 8 yaşında ne fark eder? Sen bu mantığa cevap ver. Veremedi. Allah hepsinin belasını versin. Mahvettiler milleti. Mustafa Kemal'e zemin hazırladılar. Onların ihaneti olmasaydı Mustafa Kemal bir şey yapamazdı. Bu hainlikler olmazdı. Suriye'de elimizde olurdu, Irak'ta elimizde olurdu, Hicaz'da elimizde olurdu. Bunlar hep İttihat Terakki'nin, Şerif Hüseyin bile. Ben Osmanlı'ya isyan etmedim, İttihat Terakki hükümetine isyan ettim diyor. En azından bahane verdiler. Onun için Said Halim'in elle tutulur bir tarafı yoktur. Başka bir sual sor. Ben bugün çok rahatsızım. Sizi fazla da yormak istemeyiz. Uygun görürseniz son sual de olabilir. Bir saat daha sor. Sohbetlerinizi dinlemeyi çok seviyorum ve çevremle paylaşıyorum. Yalnız bir solcu arkadaşıma sizi anlattım. Başlarda çok sevdi lakin daha sonra başbakana oy vermeyen kafirdir sözünüzle değişti. Bu cümleye açıklık getirir misiniz? Ben böyle bir şey söylemedim. Bu yalan. Ama insanlar zihnindekini anlıyorlar. Hakan ne o bir şeyde? Ahmet Hakan da yazdı ki Fesli Kadir iman şartına bir şart daha ekledi. Yazı yazdı adam. Ne demişim? AK Parti'ye rey vermek iman şartlarındandır. Hayır.
imanın icabıdır dedim. Müslüman olmanın icabıdır dedim. Şart ayrı şeydir, icap ettirdiği şey aynıdır. Bu zavallılar ya dilden anlamazlar, mantık fukarasıdırlar, yahut da kasten işlerine böyle geliyor. Ahlaklı davranmak da imanın icabıdır. Allah korkusuyla hareket etmek de. Bu imanın şartı değildir. Bir ahlaksızlık adamı dinden çıkarmaz. İyilik etmek de imanın şartıdır. İyilik etmemekle insan dinden çıkmaz. Şart başka şeydir. Bu vecibelerden biridir. Sen Müslümansan, mevcutlar içinde. Rey vermesen, verenlerin reyiyle seçilir. Sen rey vermemen neticeyi değiştirmez. Hiçbir Müslüman sandığa gitmese, ehli küfrün istediği bir hükümet gelir başımıza, o rey vermeyen Müslümanlar üzerinde de otoritesi cereyan eder. Bazen rey vermek küfürdür, laik rejimi tasdiktir. Hayır. Şerreynin içtimağında ehven tercih edilir, bir İslami kaidedir. Bugün hiçbir parti şeriat muvaciyesinde A'dan Z'ye tasvip edilecek bir parti değildir, zaten olamaz. Sistem şeriat değil. Sen inancına mugayir olan bu sistem içinde sana en çok fayda sağlayanı, en yakın olanı tercih edersin. Ben baktığım zaman AK Parti'yi Müslümanlar için en hayırlı olan görüyorum. Mutlak hayırlı değil. Mutlak hayırlı olamaz. Zaten mutlak millet o mutluğa layık değil ki. Şu yanlış yapıyorlar, bu yanlışı yapıyorlar. Yahu millet A'dan Z'ye sağlam olsa sen bu yanlışı konuşabilirsin. Milletin yarısı ümmeti Muhammed olmanın vasıflarını kaybetmiş. Kaybetmiş. Bunların Müslümanlıkla alakası nüfus kağıdındaki kayıttan ibaret. Gavur gibi yaşayan, gavur gibi düşünen, gavur gibi hisseden, kendilerini Müslüman zanneden veya öyle zannedilmesini isteyen adamlar. Peygamber buyuruyor ki kemâ tekûnû yüvellî aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Sen AK Parti'den daha iyi bir idare istiyorsan, ki hepimiz isteriz, millet efradı içindeki düzgün, mümin, muvahhid insanların adedini çoğalt. Bu çoğalma belli bir hadde geldi mi, onların liyakati sebebiyle Allah öyle dört dörtlük sağlamını gönderir. Bugün Tayyip Bey'i kaldırsanız, zamanın kutbunu bilip de onun yerine geçirseniz, o da yanlış yapar. Çünkü kitlenin nasibi gönlüne akseder. Kitlenin gönlünün nasibi aksettiği zaman bu tevazundur. İki hadisi şerif bunu ifade eder. Birisi, kemâ tekûnû yüvellî aleyküm zikrettiğimiz. Öbürü de ennâsü alâ dîni mülûkîm. İnsanlar kendilerini idareciler edenlerin meşrebi, mezhebi üzeridirler. Bu ekseriyet içindir. Ekseriyet Tayyip Bey'in AK Parti'nin icrası derecesinde bir iyiliğe layık. Hatta liyakatinden fazlasıdır. Çünkü Allah'ın rahmeti gadabına galip olduğu için milletin liyakatinden fazlasıdır. Yoksa bu milletin A'dan Z'ye sağlam Müslüman olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Biz şöyle bir misal vereyim size. Harbi Umumi'de bizim memleketimiz muhacir oldu. Ruslar geldi, denizden şehri bombardıman etti. Bolşevik ihtilalinden sonra Ruslar çekildi, bizimkiler geri döndü. Geldiler ki bir konak denizden bombardımana tabi tutulmuş, yanmış, yıkılmış, dört duvar. Enkazdan kırık kiremit seçtiler. Az yanmış kereste seçtiler. İçine bir gecekondu yaptılar.
Osmanlı o konaktı. Biz o konağa çökmüş bulunduk. İçinde eski malzemenin nispeten sağlamlarından bir gecekondu yaptık. Cumhuriyet Osmanlı'nın yanında bir gecekondudur. Şimdi çalışalım da bunu tekrar eski konak haline getirelim. Sen bundan eski konağın ihtişamını, icraatını, hizmetini bekleyemezsin. Ne insanlar ona layık, ne de imkanlar ona müsait. Bu bir zaman meselesidir. Onun için bugünkü şartlarda, ben gene söylüyorum, 1 milyon reyim olsa, 1 milyon da AK Parti'ye veririm. Hasımlarına bakıyorum, ben partizan değilim. Hiçbir partiye girmedim, çünkü ben ahrardan adamım, ahrardan, kınsız kılıç gibi istediğim gibi konuşmak istiyorum. Bunun için televizyonda çıkmak istemiyorum. Kayıtlı, kuyutlu, şartlı, şurtlu bir konuşma beni tatmin etmiyor. Ben yılan kafası ezer gibi cümleleri böyle kafirin beynine indirmek istiyorum. Atom bombası gibi. Bu siyasette yapılmaz. Bu siyasette yapılmaz. Ben geleceği inşa edecek hizmette bir rol almak istiyorum. Bugünü kurtarma peşinde değilim. Geleceği. Onun için benim gönlüm hep gençlere dönük olmuştur. Geleceği istikbali olan adamlar. Siyaset buna müsait değildir. Siyasette ne beyaz dersin, ne siyah dersin, gri dersin. Beyaz bekleyen ne beyaza yakın bir şey söyledi der. Siyah bekleyen ne siyaha yakın bir şey der. Orta sulardan gidersin. Siyaset böyle bir şey. Bu benim mizacıma müsait değil. Ben düşman neden en fazla sıkıntı duyarsa onu söylemekten haz duyuyorum. Çünkü peygamberin es-sakitü anil hakkı şeytanül ahres hadisinden korkuyorum. Hakkı bilip de susan dilsiz şeytandır. Allah nezdinde dilsiz şeytan olmaktan korkuyorum. Allah sebepler halketmiş, bana bazı doğruları öğretmiş. Bazı doğruların meclubu kılmış, kalbimin ülfiyetini, dimağımın ülfiyetini veren Allah. Niye ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi nübi okuyorum. Allahu azimişan halik sıfatıyla dahil olmadan hiçbir fiil olmaz. Gökten ne yağmur yağar ne ağaçtan yaprak düşer. Bütün oluşlar Allah'ın murad-ı ilahisine muvaffakat sayesindedir. Rızasına değil, dikkat edin. Bu alem alemi imtihan olduğu için rızasına muhalif şey olan işi de halk eder. Onu yapmasaydı cehennemi halk etmesi manasız olurdu. Sadece cenneti yaratması lazım gelirdi. Cehennem de cennet de amellerin karşılığı olduğuna göre şer işlemek isteyen insan da bunu işleyebilecek ki cehennemi de istihkak ile gitsin. Bu kanun ilahidir. Buna göre üzerindeki nimeti Allah'tan bil. Ben akıllıydım da doğru yol tuttum. Haşa. Benden ne akıllı adamlar var şu anda meyhanedirler belki. Akıl yetseydi Allah peygamberler gönderip vahiy ile beşeriyete ta ilk insandan itibaren yardım etmezdi. Neydi sual? Sual neydi? AK Parti'ye rey vermeyen. Ha, oy vermeyen. Ben böyle kafirdir demedim. Kafirdir demedim. Eğer şuurlu Müslümansa böyle yapar dedim. İmanın icabıdır. Bize en yakın olanı seçmek. En yakın olan. Böyle bir parti olmasa geri kalanlar da en ehvenini seçerdik. Ben bunu söyledim. Bu sözü gene de söylerim. Tonya'da çok eşkıya vardır. Tonyalı eşkıyalığı bırakmış çocuklarına. Çocuklar babası kadar faal değil.
Bir ara uzun zaman vukuat yapmamışlar. Çağırmış babalar onları. Ulan ergeliler demiş. Unutturdunuz namımızı. Ulan arada bir vukuat yapın da namımız hatırlansın. Arada bir vukuat yapın. Ben televizyon çıkmam bu vukuat. Şimdi vukuat zamanı geldi. Seçim var. Millete ikaz için bir iki kere daha çıkmayı düşünüyorum. Aynı Tonyalı mantığıyla. Yoksa orayı sevmiyorum, o işi sevmiyorum. Ama orada o kadar yapılıyor. Bulsam daha sağlam bir televizyon, oraya giderim. Aynıdır işte bu mantık. Şu siyasi tercihteki mantık, onda da aynıdır. Vaktiyle nette konuşuyorduk, adamlar korktular, bizi kapı dışarı ettiler. Sonra da kabahati bana yıktılar. Burası da arada bir mırıldanıyor ya, şunu söylemesen bunu söylemesen ama devam ettiriyor hiç olmaz. Bir imkan bulamazsam mesul olmam. İmkan bulur da kullanmasam mesul olurum. Adam davet ediyor. O imkanı sağlıyorsa bu imkanı kullanmamak mesuliyettir. Unutmayın. Size son bir ağabey nasihati. Yaptıklarınızdan değil, muktedir olup da yapmadığınız iyiliklerden korkun. Ahirette karşınıza çıkacak en büyük hesap, muktedir olup da yapmadığınız hayırlardır. Çünkü Allah-u Azimüşşan la yükellifullâhe nefsen illâ bisahâ buyuruyor. Kimseye takatinden fazla yük yüklemem. Bunun manası takati kadar yüklerimdir. Takatin kadar Allah'ın verdiği nimetlerin senin muktedir kıldığı hadde kadar hakkın ve hayrın galebesi için çalışmazsan Allah sana ahirette yardım etsin. Hepimize. Ne kadar çok yaparsan yap. Ola ki üzerindeki nimetler daha fazlasını mümkün kılıyor da sen az yaptın. Çünkü o nimetlerin imanı, sağlığı, aklı, cesareti ölçüp biçemezsin. Zekat borcu gibi değil. Bu manevi vasıfların, manevi lütufların senin üzerinde hakkın ve hayrın galebesi için ne derecede mesai göstermen gerektiğine dair nisabı bilemezsin. Bundan hepiniz korkun. Bu korku yaptığınız kötülüklerden, korkudan da fazla olsun. Ona galip olsun. Allah-u Azimüşşan inşallah hepimizi muktedir olduğunu yapmış insanlar olarak haşreder. Beşeri muvaffakiyetin en muazzamı Allah'tan beraat fermanı alarak ebedi yurdumuza gidebilmektir. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Bir de şiir okuyalım da beni mazur görün. Biz herhalde Sena'ya başlamıştık değil mi? Niyaz'ı okuduk, evet. Niyaz dua demek. Ezel. Yıldız seli, saman yolu içinden akıtıp götürsen hayallerini. Varlık uzar gider, tüketir seni, acize mahkum eder, bildiklerini derin bir şüpheye dersin kurban, şartıdır bilginin zaman ve mekan. Minyatür bir alem kurup yaratan, ona kendine has bir şekil vermiş, ezelin haşmetli gerçekleri de basit şekillere bürünüp bir bir küçülmüş, alçalmış, içine girmiş. İnsan da böylece vücuda gelen, alemin eşrefi ve alasıdır. Zübde-i kainat olan varlığı, ezeli gerçeklerin bir aynasıdır. Ki ona şulesi vurunca aşkın, Rabbi setreyleyen bütün gölgeler, gitgide açılıp berraklaşarak, ardından bir uçuk mana gülümser. Ama
Ruh sızımız dinmez bununla. İnsan bir yol arar yine sonunda. Fenayı aşmaya, varmaya ona. Nefs buğu ardında saklarken yolu, beden ifrit gibi nöbet beklerken, her şey büyücünün buhar oyunu, terleten sualler cevap beklerken. Yok mudur ölümden başka bir çare? Ki yıkıp bedenin o sultasını, dindirip ruhların dönmez yasını, aşıklar ram olsun o tek maşuka. Mutu kable ente mutu fermanı gerçi. Belir ufukta bir ümmit gibi. Fakat insü cinne mebus o büyük elçi, inayet eyleyip eteklerine tutunmak şerefi lütfetmeyince. Nasıl yol bulunur? Aşılır nasıl? Fani heveslerden kurulu mani. Ve bir de şu sur, hitab-ı lenterani. Bu sırrı aşmaya çare ne diye? Düşünmek beyhude, helak muhakkak. Bundan kurtuluşa çareyse ancak, onurdan eteği yakalayarak, çıkmak bir sefere bekaya doğru, ta görüne alemi imkanın sonu. Ve fakat ram olup yine kazaya veda etme. Fakat ram olup kazaya yine veda etmeyince faniliğine dur emri katidir. Surlar aşılmaz. Yollar ki ezele ebede varmaz. Sır vermez. Sadece sabrı tüketir. Ebem kuşağı ile kurdelelenmiş masmavi göklerin cevabı nedir? Şiir sıkıştırılmış bir pamuk tarlası gibi his ve fikirdir. İslam kültürünü alırsanız içinde ayetten, hadisten ibareler geçer. Sade kelimeler değil. Buna telmih sanatı denir. Telmih sanatı. Bu şiir kendi kültürümüzün icabına göre yazılmış bir şiirdir. Yenicilerin dam dum dum zam zum zumuna benzemez. Bütünüyle de mısra mısra da toprağa düşmüş bir civa deler. Dimağınızın üzerinde her kelime civa gibi oyucu, derinlere işleyici bir rol oynamalıdır. Ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar tefekkür ve tahassüste seviye kazanırsınız. Bu Kemalist Türkçe ile hiçbir şey olmaz. Doğru Türkçe öğrenin. Sağdan sola yazı öğrenin. Ecdattan kalma edebi mahsullere temayül edin. Cumhuriyetlerinde yazılan kitaplardan alacağınız bir şey yoktur. Bin tane de bir tane düzgündür. Allah-u Azimişan bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan-ı handan eylesin. Allah-u Azimişan bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden de bizlere beraatimize yetecek kadar nasip-i mukadder eylesin. Allah-u Azimişan ülkemizi tekrar eski şerefli liderlik mevkiine, İslam dünyasının liderliği mevkiine ihsal buyursun. Bizleri de o mesut neticeyi gerçekleştirme gayretinde olanlardan addeylesin. Neslimizi kıyamete kadar küfürden, ilhattan masunu mahfuz buyurup iman üzere ifka buyursun. Gerek sizlere ve gerek ekran başındaki insanlara hak ve hakikat namına bir şeyler öğrenmek kastınızdan dolayı Cenab-ı Rabbil Alemin cennetiyle, cemaliyle ikram buyursun. Amin. Lillahi'l-Fatiha.